Merhaba dostlarım, selam. Bu videonun bir başlangıcı yok çünkü ben bu videoyu çekeceğimi bilmiyordum. Ben bu kamerayı, vlog kameramı her zaman yanımda taşıyorum bir şey olursa diye. Ve Teoman konserine giderken de yanımda taşımaya karar verdim. Ve sonrasında bir baktım ki hani acaba ben bunu bir videoya mı dönüştürsem diye. Bugün bir haftalık vlogla karşınızdayım, yani yazın son haftasını sizlerle paylaşmaya karar verdim. O yüzden böyle değişik bir yerden başlıyor video. İğrenç sesim için de çok özür dilerim şimdiden. Her neyse, iyi seyirler. Kuş kalbinin ortasında aynaya bakmam kendimi. Günaydın. Daha doğrusu tünaydın. Bugün çok bir şeyim yok. Bunu haftalık vloğa çevirmeye karar verdim. Bugünkü olaylarımızdan biri bu. Dün Teoman konserine gittim. Bugün çok bir şey yapmayacağım. Bugünkü planlarımda bir, şu an karşımda açık Spider-Man No Way Home'un fragmanını izlemek. İkincisi de voleybol maçını izlemek. Türkiye-Hollanda voleybol maçı var. Onu izleyeceğim ama bugün bu kadar şey yapacağım. Bir de video editleyeceğim tabii, o ayrı konu. Şimdi bir kere çok mutsuzum. Çünkü fragmanın hani Spider-Man No Way Home diye yazdığımda zaten Doktor Octopus'la Green Goblin'i görüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Far From Home'da hani o son post kreditsinde miydi hatırlamıyorum işte sonunda. Bu adam hani güya en unreliable, en güvenilmez haber kaynaklarından biriydi. Şimdi niye herkes bu adama bir anda güvendi? Spider-Man galaksiyi kurtaran savaşta galip taraf oldu ama şimdi siz gelmiş Mysterio'yu dinliyorsunuz. Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. Şu arkadaki sarışın kim? Flash mi? This is hurting a lot of people. I'm just thinking about. What's that spell? It's too dangerous. Yapmam, yapmam, hadi yapmam. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Kardeş, hiç mi çocuk kitabı okumuyordun Peter? Aunt May okumadım sana hiç. Bu şeylerin bir her zaman karşılığı oluyor.
stability of space-time. Sizce ben herkes benim multiverse'ü düzenleyeceğimi düşünürken ben multiverse yaratmış mıyımdır? Şaka mısın? Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Concept about which we know frighteningly. Ooh, Elektra mı bu ya? Çok alakasız ama ne alaka? Ne alaka, ne alaka? Hayırlı olsun. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Multiverse confirmed. Multiverse confirmed. Tobey Maguire kesin var. Evet, Tobey Maguire geri dönüyor. Bu çok akıllıca bir şey bu arada. Sizce de değil mi? O Sony 3 tane farklı Spider-Man olması olayını bu şekilde çok rahat çözmüyorlar mı? Çok mantıklı. Akşamleyin voleybol maçında görüşürüz. Bu akşam Hollanda'ya karşı oynayacağız. Bence bizi en çok zorlayacak olan takım bu bizim gruptaki. Bakalım, çok heyecanlı bir maç olacağı benziyor. Evet. Şimdilik görüşürüz. Karşılıyoruz. Cansu Özbay. Ah. Hem o top çıkmıyor. Eda Erdem. Sertse maç. Topu karşılayamadılar. Aha. Topu. Eda. Aha. Topu çıkartamıyoruz. Eda yükseldi, oh. Uğur'da sayı oldu. Eda Karakurt. Dün demek ki dinlendiyse o zaman. Onların da. Cansu Özbay. Oh. Oh yes baby. Karşıladı. Arka alanda topu. Grotois. Plase. Dublajda arkada Tuğba, yüksek kalite, blokta başarı var. Merhaba, şimdi voiceover yapacağım. Şimdi 25 Ağustos günü günümü anlatayım. Şu dondurmacıya gittik. Çeşme merkeze yolunuz düşerse bir gün kesinlikle gidin. En iyi dondurmacı bu. Yerini Google Maps'ten koyacağım böyle çünkü gözükmüyor. Çeşme merkezdeki Ersava 2'nin hemen karşısında, çok güzel. İşte burası da Çeşme Merkez, Çeşme Merkez'i çekmek istedim böyle. Sonra Suicide Squad filmine gittik. Sonra Suicide Squad filmine gitmek için sinemaya gittik daha doğrusu. Ama makine bozuldu. O yüzden giremedik filme. Yarım saat bekledik ama olmadı. Sonra ertesi gün tekrardan gittik. Ertesi gün tekrardan gidince oldu, izledik filmi ve şimdi normal videoda düşüncelerimi açıklayacağım Suicide Squad filmiyle alakalı. Merhaba dostlarım, aslında bugün Suicide Squad'a gitmemizin ertesi günü ama artık ben fazla konuştuğumu düşünüyorum bu vlogda, o yüzden olabildiğince kısa şekilde keseceğim. Suicide Squad, 2021 yapımı Suicide Squad güzeldi bence ve kötü değildi kesinlikle. DC kendini kale almadığı zaman çok güzel çizgi romanımsı filmler çıkartıyor. Ben bunu Birds of Prey'den beri düşünüyorum. Çizgi roman gibi oluyor. Bunu da düşünüyorum. Hani gerçekten çizgi roman, bir tane alsan çizgi romanı, açsan sayfaları, bu filmden sahneleri böyle illüstrasyon şeklinde falan görebileceğimi düşündüm yani filmi izlerken. Bazı sahneleri inanamadım, çok hızlı geçti. Zamanlaması çok enteresandı filmin yani. Şey açısından hani bir yerde çok hızlı ilerliyor, bir yerde çok uzatıyor bazı şeyleri. Bazı şeyler, sahneler çok hızlı geçiyordu dediğim gibi. İlk 5 dakikasından direkt anlayabileceğim bir şekilde o filmi unutun, o film yok diyerek ilerleme kaydediyorlar. Evet, Suicide Squad hakkındaki düşüncelerim bu kadardı. Evet, şimdilik bu kadar benden. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Eylül'de ekstra 2 video koyacağım. Kesin, eminim buna. Bakın sözümü aldınız yani. Evet, benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz, hoşça kalın. Bye bye!